TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Tarihten Güncele programıyla karşınızdayız. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin 99. yıl gururunu yaşarken bizler de sizler için özel bir program hazırlamak istedik. Çok değerli bir konuğum var yanımda. Profesör Doktor Kemal Yakut Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk İlal Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin iyi dileklerinize katılıyorum. Cumhuriyetimizin 99 Dokuzuncu yaşı kutlu olsun, ilalebet paydar olsun. Evet, bugün e, cumhuriyetle ilgili tüm detayları sizden Hı. öğreneceğiz. Eminim izleyenlerimizin de bilmediği e, çok nokta olacak sizlerin onları aydınlatacağı. İsterseniz hemen başlayalım. Bizler cumhuriyet kavramından ne anlamalıyız hocam? Şimdi, tabii Hilal Hila e, elbette yani olaya bir kavramsal bakış açısı kazandırmamız lazım. Şimdi cumhuriyetin aslında iki anlamı var. Biri biz dar anlamı, biri geniş anlamı diyoruz. Şimdi dar anlamı. Devlet başkanının seçimle iş başına geldiği rejimi ifade ediyor. Bunun dünyada örnekleri çok. Bir de ikinci anlamı daha geniş anlamı olan aslında bizim bugün üzerinde durmamız gereken de o halkın yönetime katıldığı ve bir fiil irade sahibi olduğu rejim ya da yönetim anlamına geliyor yani diğer bir deyimle demokratik Cumhuriyeti kapsıyor. Bu bağlamda hani cumhuriyet kavramı ya da ona tarihsel olarak baktığımızda tabii geçmiş 2000-2500 yıllık dünya tarihinde elbette cumhuriyet ve cumhuriyet kavramını bize çağrıştıran bir takım deneyimler olmuştur. Hani eski Yunan'dan başlarsak yine aynı şekilde 15. 16. yüzyılda ve daha sonra İtalyan şehir devletlerinde oligarşik cumhuriyetler olmuştur. Fakat bunlar... Toplumun belli bir zümresinin e, e, yönetime katıldığı e, bir düzeni bize ifade ediyor. Yani dolayısıyla e, cumhuriyet kavramı da aslında tarihsel olarak evrile evrile günümüze kadar e, geldi ve bugün idealize edilen demokratik cumhuriyete kadar geldi. Tabii günümüzde cumhuriyet kavramı ile ilgili siyaset felsefesinde tabii çok geniş tartışmalar. Yapılıyor. Onlar belki programımızın süresi el vermediği için girmeyeceğiz ama biz e, cumhuriyet e, kavramının bir de Fransız devriminden sonra aslında belli bir olgunluğa, siyasal bir olgunluğa daha doğrusu ulaştığını söyleyebiliriz. E, e, burada belki şunu e, ifade etmem gerekiyor. E, bir de aydınlanma çağı dediğimiz yani 18. yüzyıldaki bu e, özellikle iktidarın... E, e, ele alınışı, iktidarın şekillenişi ve öte taraftan da egemenliğin kaynağının ne olması gerektiğine yönelik derin tartışmalar oldu e, tabi. Bu e, aydınlanma çağındaki bu tartışmalar egemenliğin kaynağı e, konusunda e, öncelikle e, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda pratiğe döküldü ve bugünkü Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz işte o cumhuriyet ortaya e, çıktı. Dikkat ederseniz liberal bir düzenden, liberal bir cumhuriyet bize çağrıştırıyor. Öte taraftan Fransız devrimi keza bunun ikinci ve dünya tarihindeki belki de en önemli deneyimlerinden biridir. Ve 19. yüzyıldaki devrimler silsilesinde artık karşımıza çıkıyor. Şimdi oradan bizim toplumumuza geldiğimizde, cumhuriyet tabii bu tarihsel birikimin üzerinde, Türkiye'de aslında ele alındı. Belki ilerleyen dakikalarda üzerinde duracağız onların da. Bu e, Cumhuriyet'in e, tabii Türkiye'ye birdenbire e, girmediğini bizim düşünce tarihimizde birdenbire olmadığını da söylemek isterim. Evet ben de tam buna değinecektim Hı -hı. aslında. Düşünce tarihimize baktığımızda Cumhuriyet fikri nasıl doğmuştur? Tabii şimdi... Hani 19. yüzyıldaki devrimler silsilesinden bahsettim. Özellikle Avrupa'da liberal ve sosyalist devrimlerde, Daha doğrusu sosyalizmi andıran bir takım şeyler oldu devrimler. Şimdi bizim e, cumhuriyet kavramının bizim düşün hayatımıza e, girmesi tabii bizim modernleşme tarihimizle de doğrudan ilgili bir husus olduğunu belirtmem lazım. Yani biz hani kısaca değerli izleyenlerimizi sıkmadan belirtmek e, isterim ki Özellikle 19. yüzyılda bizim II. Mahmut Tanzimat ve Meşrutiyet dönemindeki o modernleşme hareketleriyle aslında bizde egemenliğin paylaşılması ya da diğer bir deyimle halkın yönetime katılması fikri gündemimize girdi yine çok popüler bir isim olduğu için belirtim. Mesela Namık Kemal'den başlayarak Ali Suavi yine keza aynı şekilde bizim düşünce tarihimizin önemli aktörlerinden biridir bunlar. Bunlar tabii halkın yönetime katılmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun o geri kalmışlığının giderilebileceğini, yine toplumun ve devletin o dönemdeki Avrupa çağdaş devletler seviyesine çıkabileceğine ilişkin bir öngörüleri vardı. Fakat şunu söylemem lazım bizim e, aydınımız e, Avrupa'daki bu radikal e, fikirlere aslında hep mesafeli olmuştur. Bunlardan bir tanesi de cumhuriyettir. Şöyle ki şimdi bunlar tabii o dönemde e, çok da böyle hani ben çok rahat anlatıyorum ama çok da öyle rahat değil bu aydınlar e, e, tıpkı günümüzde olduğu gibi bir sürü kovuşturmalara uğradılar, sürgünlere gönderdiler tutuklandılar Yani bu bahsettiğimiz fikirler bile aslında bizdeki o iktidar ile muhalefet arasındaki çatışmanın en önemli noktalarından birini gösteriyor. Şöyle ki evet bizim aydınımız yani Türkiye tarihinde aydınımız aslında biraz bu tür fikirlere mesafeli oldu. Belki şunu söylemem lazım. Bizim aydınımız aslında çok dengeci. Bizim aslında aydınımız çok radikal değil, öyle ifade edin. Radikalleri yok muydu? Vardı ama bir elin parmaklarını e, geçmiyordu. Şimdi biz de aşağı yukarı 1860'lardan itibaren e, Cumhuriyet fikri bizim aydınlarımızın yazılarına konu olmaya başlamıştır. Mesela örnek Namık Kemal, e, Cumhuriyeti birkaç yerde yazılarında işlemiştir. Fakat... Cumhuriyete hep mesafeli kalmıştır. Ona göre Cumhuriyet eğer kabul edilirse Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılacağı ve o bütünlüğün bozulacağı düşüncesi var idi ve mesafeli kaldı. Öte taraftan yine Namık Kemal örneğin Londra'da sürgünde bulunduğu yıllarda aynı dönemde Karl Marx da 19. yüzyılın düşünce hayatını derinden sarsmış ünlü filozof diyebiliriz felsefeci işte marksist ki düşüncenin şeyidir babasıdır. Aynı yıllarda Londra'da yaşıyorlar. Mesela Namık Kemal sosyalizmden birkaç yerde bahsetmiştir. Halbuki o dönemde sosyalizm bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyor. O yüzden hani bizim aydınımızın öyle çok büyük radikal bir bakış açısı yoktur, tek tüktür. Bu bir yani Namık Kemal bunu işledi ama Osmanlı İmparatorluğu'na çok da uygun olmayan bir rejim olduğunu belirtti. Bu ikincisi 1870'te 71'de Paris Komünü vardır mesela çok ünlü olan ve e, aşağı yukarı 6 ay orada çok önemli bir deneyim yani sosyalist bir deneyim yaşandı. Yine bizim Osmanlı aydınlarından işte Nuri Beyler, e, işte Reşat Beyler Paris Komünü'ndeki barikatlarda duldura bu da bir cumhuriyetçi tavır alıştı. Jön Türklerin çok azında, hani o iddiat ve terakki tarihinde çok az bir e, aydında e, vardı. Şimdi buradan demek ki bizim düşünce tarihimizde artık cumhuriyet 19. yüzyılın ortalarından itibaren girmeye e, başladı. Oradan Mustafa Kemal Atatürk'e gelecek olursak, Mustafa Kemal Atatürk'ün de özellikle 1910'lu yıllarda artık kafasında bir cumhuriyet fikrinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Fakat bunu çok net bir şekilde ifade etmediğini ya da çok yakın çevresine bunu ifade ettiğini görüyoruz. Yine kayıtlara baktığımızda 1916 yılının Şubat ayında meşhur Talat Paşa'nın da bulunduğu bir ortamda aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun da Cumhuriyetin düşünülmesi gerektiği gündeme getirdi. Mesela bu da çok önemli bir husustur. Yani dolayısıyla biz ikinci meşrutiyet iddiat ve terakki döneminden itibaren imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde bizde cumhuriyet fikri tartışılmaya başlandı. Ama şunu ifade edeyim azınlığın fikriydi cumhuriyet. Yani çok az bir grubun aydının telaffuz ettiği bir e, fikirdi. E, milli mücadeleye geldiğimizde de milli mücadelede de yine aynı şekilde Mustafa Kemal'in o meşhur e, e, Masar Müfüt Kansuya Erzurum Kongresi'nde not ettirdiği listede e, cumhuriyeti ilan edeceğini ifade ettiğini söylüyor. Ama bunun bir milli sır olarak e, saklanması gerektiğini de Masar Müfüt Kansuya ifade ettiğini görüyoruz biz. Evet hocam, hı. Cumhuriyet fikrinin doğuşundan bahsettiniz. Hı hı. Pek de kolay olmamış sanırım bu serüven. Kesinlikle, ee, tabii. Azınlıklarla hı. başladı diyorsunuz. Yani ben... azınlıktaydı. Yani Cumhuriyet fikrini savunan aydınlar, sayısal olarak azınlıktaydı. Çok azınlıktaydı. Ve nereden nereye gelmiş evet. bu düşünce? Peki, düşüncenin doğuşu böyle. Gelişimi nasıl oldu özellikle Milli Mücadele döneminde? Şimdi de az önce ifade ettiğim gibi yani bu artık Osmanlı İmparatorluğu yani biz 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman artık tarihsel ömrünü tamamlamıştı. Hani tırnak içinde ifade ediyorum yanlış anlaşılmasın. Bir çürümüş siyasal yapının olduğunu belirtebiliriz. Yani saltanat makamının artık bu toplumun ihtiyaçlarına cevap vermedi, yani mutlak monarşilerin bu toplumun ihtiyaçlarına cevap vermediğini görebiliyoruz. Bu kesin. Şimdi milli mücadele bizim çok yönlü bir, yani tarihimizin çok yönlü bir sayfasını oluşturuyor. Tabii biz milli mücadele dediğimiz zaman bütün tabii kamuoyunun aklına, haklı bir şekilde tabii aklına gelen şu, emperyalistlere karşı verilen mücadele. Yani ülkemizin tırnak içinde düşmanlardan kurtarılması. Çok doğru bir şey. Fakat bizim milli mücadele buna indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir mücadeledir. Tarihimizin bir sayfasını oluşturuyor dediğim gibi. Nedir o? Mesela biz de mesela cumhuriyet düşüncesinin pratiğe dökülmesi de, Yine aynı şekilde milli mücadele yıllarında olgunlaşmaya evrilmeye başladığını burada e, görmekteyiz. Şimdi bu nasıl oldu? Bu şöyle e, ifade edeyim. Şimdi bizim e, Mondros mütarekesi hepimizin bildiği üzere 30 Ekim 1918'de imzalandıktan sonra biz de aslında milli mücadele, ulusal hareket, direniş e, başlamıştır. Çünkü ondan birkaç gün sonra. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bizim direniş e, e, grupları dediğimiz yani müdafaa hukuk hareketleri ortaya çıkmıştı. Mesela 5 Kasım'da Kars'ta Kars İslam Şurası e, kuruldu. Yani bölgenin Ermenilere verilmesini önlemek amacıyla bu kuruldu. Ardından birkaç gün sonra e, Trakya'da e, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Yine merkezi İstanbul'da olan ama Doğu Anadolu'nun Erzurum ve çevresinin kurtuluşunu öngören işte eee e, Vilayeti Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Yine bugünkü Adana ve çevresi işte Çukurova yine aynı şekilde işgalden kurtarılması ya da işgale uğramasını önlemek amacıyla işte Kilikyalılar Cemiyeti falan kuruldu. Bunlar aslında hani şu ifadeyi kullansam çok yanlış olmayacak. Gökyüzündeki yıldızlar kadar çoğalmıştır bu müdafaa hukuk hareketleri. Anadolu'da hep şehir ve kasabalarda e, kuruldu. Ama bunlar birbirinden dağınık. Onu da hemen ifade edeyim. Birbirleriyle bir organik ilişki yok. Herkes kendi bölgesinin ya işgalden kurtarılması ya da işgale uğramaması için mücadele ediyor. İşte tam bu noktada Mustafa Kemal'in işte o siyasi ve askeri dehası, Mustafa Kemal'in o e, örgütlülüğü, liderliği ortaya çıkıyor. İşte Anadolu'ya geçiyor hepimizin e, bildiği gibi. 19 Mayıs 1919'da e, Samsun'a çıktığında e, böyle bir manzara e, vardı. Ve e, bu direniş örgütlerinin örg e, bir araya getirilmesi lazım. Çünkü e, Mustafa Kemal tabii bir kurmay subay. Bunu hiçbir şekilde hatırdan çıkarmamak lazım. Kurmay subay ne demek? Kurmay subay... Ee, aynı zamanda bu bahsettiğimiz e, siyasi felsefelerini de bilen açıkçası entelektüel bir yönü olan bir subaydır sadece askeri konularla uğraşan değil aynı zamanda siyasi ve felsefeyi de biliyor özellikle Mustafa Kemal'in kuşağı böyle bir e, kuşaktır romantiktir aynı zamanda onu da e, ifade edeyim hatta e, bir yazar e, Mustafa Kemal için 19. yüzyılın Son romantik subayı olarak ifade etmiştir. Hani böyle bir tırnak içinde bilgi. Şimdi Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra Amasya genelgesi. Şimdi Amasya genelgesi bizim için çok yönlü bir belgedir. Nasıl yönlü bir? Bir kere hani içeriğine çok girmeyeceğim ama böyle bir dışarıdan baktığında değerlendireceğim. Şöyle ki Amasya genelgesi bir... ...Milli Kurtuluş Hareketi'nin bir stratejisini bize vermiştir. Yani bir ihtilal bildirisidir. Aynı zamanda bu kurtuluşun reçetesini bize veriyor. Aynı zamanda bir stratejik belgedir. Fakat bugünkü programımız açısından Amasya Genelgesi'ne baktığımızda... ...hani o 21-22 Haziran'a bağlayan 1919'da Amasya Genelgesi'nde şu var... Ee, milletin azmi ve kararı ülkeyi kurtaracağı söyleniyor. Fakat daha genel bir kuş bakışı olarak baktığımızda egemenliğin kaynağının değiştirilmesine yönelik orada çok önemli ipuçları vardır. Ne demektir bu? Şimdi Osmanlı anayasal geleneğine ya da Osmanlı siyasal sistemine baktığımızda egemenliğin kaynağı Tanrı'ya yani Allah'a dayandırılıyor. Böyle bir e, ilahi güce dayandırılıyor ve halife onun yeryüzündeki temsilcisi gölgesi daha doğrusu gölgesi biçiminde temsilcisi yanlış oldu gölgesi biçiminde oldu. Şimdi Amasya genelgesine baktığımızda Egemenliğin kaynağının dünyevi bir hale getirildiğini görürüz. Bu ne demektir? Egemenliğin kaynağının halka ait olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden bizim Türk kamu hukuku açısından, Amasya genelgesi bu yönüyle bir devrim niteliğinde bir belgedir. Ve biz Türkiye'deki anayasal gelişmeleri değerlendirirken mutlaka Amasya genelgesine yer veriyoruz. Ardından Erzurum Kongresi'nden sonra yayınlanan beyanname, Sivas Kongresi'nden sonra yayınlanan belgeler ve beyannameler bize bu egemenliğin kaynağının dünyevi olduğuna dair bu yürüyüşü diyelim, bu Çizgiyi perçinliyor. Ardından 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, bu bahsettiğimiz egemenliğin kaynağının e, halka dayalı, millete ait olduğu e, ifadesi daha da e, kökleşiyor. Yine hepimizin bildiği üzere e, halk e, kendi kaderine, kendi geleceğine el koymaya e, başlamıştır. Şimdi burada bir şeyin daha altını çizmem gerekiyor, o da şu. 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu e, kabul edilmiştir. Yani bugünkü e, anlamıyla bir anayasa bizim milli mücadeledeki ilk anayasamızdır bu. Hatta Türkiye'nin ilk anayasası Türkiye'nin ama Osmanlı'da bir anayasa var onu katmıyorum. E, şimdi bu Teşkilat-ı Esasiye e, Kanunu'na baktığımızda yine e, şunu e, görüyoruz. Halkın kendi geleceğine el koyduğu, bir Türkiye Devleti'nden bahsedildiği, e, iktidarın nasıl oluşacağını yani yasama yürütme ve yargının nasıl oluşacağı e, ifade edilmiştir. Şimdi o sorunuzu biraz daha netleştirmek adına şunu ifade ediyorum. İşte milli mücadele döneminde milli egemenlik düşüncesinin bu kısaca tarihsel, verdiğim tarihsel süreç e, bağlamında bu nedir? Bizi adım adım Cumhuriyet'e doğru gidiyor. Yani Cumhuriyet e, fikrinin evrilmesine götürüyor. Bu nedenle bizim cumhuriyetimizin ilan edilişi mesela Amerikan bağımsızlık savaşıyla bir benzerlik gösterir ama dünyadaki diğer cumhuriyetlerin ilanışından da farklılık gösterir. Mesela 1789'dan sonra ilan edilen Fransız devrimi ve cumhuriyetinden bu anlamıyla farklılık gösterir. 1917'deki bolşevik devrimi Rusya Çarlığı'nın yıkılmasıyla kurulan ...düzende farklılık gösteriyor. Yani biz bir bağımsızlık savaşından sonra Cumhuriyet ilan ettik biz. Bu yönüyle Amerika bağımsızlık savaşıyla bir benzerlik gösterdiğini söylüyorum. Dolayısıyla bizim 1918'den itibaren yani 1922'de sıcak savaşın sona erdiği döneme kadar... ...bizdeki milli egemenlik düşüncesi bizi yeni kurulan tabii ki bir devlet var oradan bizi nereye götürüyor cumhuriyete doğru gidiyor şunu da ifade edeyim Mustafa Kemal'in tabii kafasında bir cumhuriyet fikri olduğundan bahsettik ve ve bunun yakın çevresi tarafından bile zaman zaman kabul görmediğini de biliyoruz fakat Mustafa Kemal şöyle bir niteliğe sahipti çevresini de eğitmiştir yani aslında Mustafa Kemal bir okul gibidir. Yani dolayısıyla çevresindeki bu fikre uzak duran, mesafeli duran ya da karşı olanları zaman içerisinde, süreç içerisinde eğitmiştir ve bunları cumhuriyet fikrinin kabul edilmesini için hazır hale getirmiştir. Yani o yüzden bizim o çok yerinde bir soru sordunuz. Milli mücadele dönemindeki o 4 yıllık süre içerisinde bizim cumhuriyetimiz biraz da böyle ortaya çıktı Belki hani o kitaplarımızda sık 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 yazıldığı gibi aslında doğmuş ve 3,5 yaşına gelmiş bir çocuğa isim verilmesi demektir o. Evet, cumhuriyete doğru adım adım ilerlerken saltanatın kaldırılması da var tabii bu süreçte. Kesinlikle. Evet. Şimdi saltanatın kaldırılması ile ilgili günümüzde bile hala farklı düşünceler, tartışmalar sürerken siz bize bu ne ifade ediyor anlatır mısınız? Kesinlikle. Şimdi bizim devrimimiz Tek kişi egemenliğinden ulusal egemenliğe geçiştir. Yani tebadan vatandaşa e, geçiş olarak, e, teokratik bir devletten layık bir devlete geçişi itibar ediyor. Yani bana sorsanız ki hocam Türk devrimini bana tanımlar mısınız derseniz böyle tanımlarım ben size. Şimdi bu nedenle bu durakta e, 1 Kasım 1922'deki birkaç gün sonra e, saltanatın kaldırılmasının 100. yılı e, olacak... Bu nedenle saltanatın kaldırılması bizim cumhuriyetin ilanına giden süreçte çok önemli bir dönemeştir. Yani dolayısıyla tek kişi egemenliğinden ulusal egemenliğe geçişinde hem de anayasal boyutuyla perçinlendiğini bize gösteriyor. Şimdi burada bir parantez açmak lazım. Şimdi biz de tabi dedik yani aydınlarımız hep mesafeli olmuştur radikal fikirlere karşı. Şimdi Osmanlı ...hanedanına bir bağlılık vardı. Mesela Jön Türkler, birçok izleyicimiz e, bu kavramı hatırlayacaklardır. Yani i̇ttihat Terakki, Jön Türkler. Mesela bunlar e, mutlak monarşinin, yani Abdülhamit rejiminin, e, istibdatçı rejiminin devrilerek... ...yerine meşruti bir sistemin, yani halkın yönetime katılmasını e, isterken... ...hükümdarın yetkilerinin kısıtlanmasını e, isterken... Hep aslında baştaki padişah evet kötüdür ama saltanat ve hilafet makamına yönelik aslında çok bir eleştiri yoktur yani çok fazladan bir eleştiri olduğunu söylememiz zor birkaç aydın hariç ee, o nedenle e, bu fikir e, önce 31 Mart vakası vardır yani bugünkü takvimle e, 13 Nisan 1909'da İstanbul'da bir ayaklanma çıkıyor. Yani o şeriatın daha katı kurallarla uygulanması ya da vesaire gibi bir takım nedenlerle çıktı. Ama asıl o ayaklanmanın altında siyasi iktidarı ele geçirme hikayesi vardı. Şimdi ondan sonra Abdülhamit tahttan indirildi ve o olayla birlikte aslında Osmanlı saltanatına yönelik daha önce çok nadir yöneltilen eleştiriler sıklaşmaya başladı. Bunu bir kere vurgulamak e, lazım. Ee, onun dışında yine e, bu imparatorluğun çözülüş yıllarında yani son 10 yılında özellikle İttihat ve Terakki'nin bazı e, hem düşünsel boyutunda yer alanlar hem de onun pratiğini e, yönlendirenler örneğin Talat Paşa gibi kişilerde artık saltanata karşı e, bir mesafeli tutumun olduğunu görüyoruz. Programın başında da ifade ettiğim gibi Şubat 1916'daki işte bu bahsettiğimiz küçük bir grup arasında yapılan görüşmelerde acaba bir cumhuriyete doğru gidiş olabilir mi gibi böyle bir sınırlı da olsa bir tartışmanın yapıldığını görüyoruz. İşte bizim hani saltanatın kaldırılmasını aslında bir nevi Vahdettin aslında kendi eliyle hazırlamıştır. Bakın burada şu cümleyi kuracağım. Kendi eliyle niye? O 1918'de ülke işgal edilmeye başlayınca ortaya atılan kurtuluş çarelerinde teslimiyeti tercih etmiştir. Yani İngiltere'ye, İngiltere'nin himayesini, mandasını şey bir de zamanı doğru okuyamamışlardır onlar Hilal Hanım. Yani o dönemin işte padişah, saray işte onun etrafında bulunanlar dönemin ruhunu koşullarını doğru okuyamadıklarını görürüz. O da şudur. Yani Avrupa'nın emperyalist devletleri bir kere Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayacaklardı. Burada hani e, hatta onların ifadesiyle adil bir sulh yani adil bir barış yapılması ihtimali hemen hemen hiç yoktu. Ama onlar umudu oraya bağlamışlardı. O nedenle Anadolu'daki hareketi sekteye uğratmışlardı. Hani çok detaya girmiyorum belki ileride bir programda onu Konuşabiliriz açıkçası Şimdi burada o yüzden 1918 ile 22 arasında Sarayın Vahdettin'in Anadolu'daki harekete Yönelik aldığı tavır Onun sonunu hazırlamıştır Ama bu tabii görünüşte Asıl az önce söylediğim zaten 1918'den 22'ye bizim e, Siyasi Hayatımızı e, yeni bir Kavram biçimlendirmiştir Milli hakimiyet düşüncesi Dolayısıyla Atatürk'ün Anadolu'ya geçişiyle birlikte başlayan o rüzgar diyelim, o fırtına diyelim milli egemenliği gündeme getirdi. Dolayısıyla milli egemenlik düşüncesinin olduğu yerde saltanatın olması çok da doğru değil. Ha, daha önce peki milli egemenlik yok muydu? Şöyle bir soru da sorulabilir. Hani 1918'e Evet daha önce de milli egemenlik kavramı vardı ama oradaki milli egemenlik kavramı deyim yerinde ise melez bir niteliğe sahipti. Yani bir tarafta egemenliğin kaynağı anayasada ilahi otoriteye işaret edilirken bir tarafta da işte halkın kısıtlı bir çerçevede yönetime katılması söz konusuydu. İşte bizim milli mücadeledeki bu gelişmeler saltanatı kaldırdı. Bir de tabii bir kitaplarımızda yazılıdır biliyorsunuz. Eee İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansı'na hem Ankara'daki hükümeti hem de İstanbul hükümetini çağırmışlar idi. Aslında hızlandıran etkenlerden biri de buydu. Ankara hükümeti stratejik bir hamle yaparak çünkü itilaf Devletleri iki gücü çağırarak toplumda, Türkiye'de bir ikilik çıkartmak istiyorlardı açıkçası. Bir hani bir kargaşalık hı hı. çıkartmak istiyorlardı. Ankara hükümeti yani Mustafa Kemal ve arkadaşları stratejik bir hamlede bulunarak 1 Kasım 1922'de saltanata son verdiler. Şimdi tabii bugün hani çok tartışılan Vahdettin hain miydi, değil miydi filan e, hikayesi tabii e, bu programın konusu değil. Fakat şunu ifade edeyim. Vahdettin'in e, bir teslim olduğu gerçeğini kimse silemez. Yani Vahdettin 1918'de 22 arası itilaf devletlerine özellikle İngilizlere teslim olmuştur. Bu bir kere bunun tartışmaya kapalı diyorsunuz. Tartışmaya bu kapalıdır. Yani gerekçe ne olursa olsun. Peki Vahdettin niye ülkeden ayrıldı? Bir kere Anadolu'da artık yeni bir devlet var. Her ne kadar bu devletin rejimi belli değilse bile ama giderek belirginleşiyor. Şimdi iki önemli olay Vahdettin'i korkuya sürükledi. Birincisi şu, o meşhur Ali Kemal vardır, gazeteci Ali Kemal. Milli mücadelede Ankara hükümetine, Anadolu'daki milli mücadeleye deyim yerinde ise ağza alınmayacak bir sürü şeyler söyledi. Yani onların açıkçası eşkıya, çete oldukları, siyaseten onları itibarsızlaştırmak için bol şefik oldukları vesaire ne? Bütün argümanlar kullanılarak Anadolu hareketini itibarsızlaştırmaya ve sekteye uğratmaya çalışıyor. Şimdi bu Ali Kemal Ekim ayının başı galiba 6 Ekim diye hatırlıyorum. 6 Ekim 1922'de Beyoğlu'nda bir berberde tıraş olurken Ankara tarafından gönderilmiş iki kişi tarafından oradan alınıyor. Ankara'ya götürülüp yargılanacak. Fakat Ali Kemal İzmit'te o zaman işte sakallı Nurettin Paşa'nın aslında muhafaza etmesi lazımdı. Onun da hani günümüzde bile hala tartışılıyor o konu. Ee, Ali Kemal orada kaldığı yerden alınarak, çünkü mola için bir yerde kalınıyordu, orada linç edildi. Bu tabii o dönemde özellikle milli mücadeleye karşı olumsuz tavır alanlar üzerinde müthiş bir korku yarattı. Bu bir. İkincisi... O dönemin gazetelerine baktığımızda e, Vahdettin'in istiklal mahkemelerinde yargılanması talep edilmiştir. Mesela e, baş yazarlığını Yunus Nadi'nin yaptığı Anadolu'da Yeni Gün e, gazetesi çarşaf çarşaf yazılar kaleme aldı ve Vahdettin'in istiklal mahkemelerinde o milli mücadelendeki karşı tutumu nedeniyle yargılanması gerektiğini ifade ediyordu. Ve bunlar tabii Vahdettin'in her insan üzerinde olabilir. Bu çok yadırganacak bir şey değildir. Bir korku bıraktı, bir korku yarattı ve o da 17 Kasım'da bir İngiliz gemisine binerek ülkeden ayrıldı. Devamı var. Tabii İngiltere'ye sığındıktan sonra Malta Adası'na gidiyor. Bir süre orada İngilizlerin tabii kontrolünde kalıyor. Ve İngiliz parlamentosunda şu tartışma yapılıyor. Bu çok önemlidir. İngilizler diyor ki biz bu adamı niye besliyoruz? Çünkü İngilizler onu bir anlamda finanse ediyor. Biz bu adamı niye İngiliz vatandaşlarının vergileriyle bunu finanse ediyoruz, besliyoruz diye. Ve orada da Vahdettin İngilizler tarafından bir kenara itilmiştir. Ve en sonunda da 1926'da <laughs> Fransa'da yaşamını yitiriyor. Dolayısıyla hani şunun için bu kadar uzattım. Bu tür olaylarda özellikle bağımsızlık savaşlarında, kurtuluş savaşlarında ya da ülkenin genel menfaati konusunda tarih size işaret ediyor. Doğru yerde bulunmak çok önemlidir. Yani bu tarihin her döneminde böyle olmuştur. Dolayısıyla aydınların, yöneticilerinin, devlet insanlarının, iş insanlarının bu kaotik dönemlerde doğru yerde bulunması her zaman için önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılınca tabii, biz de artık milli hakimiyet düşüncesi yeni devlet e, perçinlendi ve yeni bir rejime e, doğru e, ne yapıyor ülke açıkçası e, gidiyor idi. Peki hocam yeni bir rejime giderken hı hı. E, hemen öncesinde fiili olarak bir rejim problemi var mıydı? E, vardı. E, kesinlikle e, vardı. Çünkü e, 1 Kasım 1922'de evet e, saltanat kaldırıldı ve dolayısıyla Osmanlı devleti de hukuksal olarak sona erdi. Şimdi biz tarihçiler milli mücadeleyi ya da Osmanlı devletini ele alırken şu değerlendirmeyi de yapıyoruz. Diyoruz ki 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi Osmanlı devletinin siyasi ömrünü bitirmiştir. Yani fiilen. Ama Osmanlı devleti hukuksal olarak varlığını devam ettirmiştir. Ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin de hukuksal yapısı sona erdi. Şimdi dolayısıyla bizim bir de Ankara'da neyimiz var? Hükümetimiz var. Aslında hani o 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte 1922'de saltanatın kaldırılışına yani yaklaşık iki yıllık dönemde aslında ikili bir iktidar vardır Anadolu'da. Bir yerde İstanbul hükümeti, diğerde de Ankara hükümeti. Şimdi İstanbul hükümeti sona erdi. Ve e, yeni Türk devleti ya da yeni Türkiye devleti o günkü tanımlamayla ifade edecek olursak. Fakat bunun rejimi belli değil. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak adeta bir devlet başkanının yetkilerini de e, kullanıyor. Ama bu bir devletimiz de var. İşte yeni Türkiye Devleti deniliyor ya da Türkiye Devleti e, deniliyor. Peki bu devletin rejimi ne? Yani cumhuriyet mi, işte başka bir şey mi belli değil. O tabii derin bir tartışmaya e, yol açıyor. Tabii dedik ya Mustafa Kemal e, hakikaten müthiş bir stratejist. Yani öyle e, şey değil. Hesaplayarak yani bir satranç ustası e, kıvamında hamleler gerçekleştiriyor. O da şöyle, 24 Ekim 1922'de bir hükümet bunalımı oluyor. Şimdi detaya girerek hani izleyicilerimizi sıkmak istemem. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kuvvetler Birliği vardır. Kuvvetler Birliği'nin anlamı şu, yasama, yürütme ve yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanıyor. Yani hani bugün de tartışılan var ya, yani bu üç kuvvetin tek elde toplanması çok hayra alamet bir şey değil açıkçası. Şimdi hal böyle olunca o günkü sisteme göre bakanlar meclisin içinden tek tek seçiliyor. Hani şu anki gibi diyelim hani seçimler oldu. Gerçi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yok ama eski sistemi hatırlayarak bu soruya cevap vereyim. İşte Cumhurbaşkanı birisini hükümeti kurmakla yani bir milletvekili ya da dışarıdan birisini her neyse hükümeti kurmakla görevlendiriyor. O kişi de kendi bakanlar listesini oluşturuyor. Cumhurbaşkanına sunuyor. Cumhurbaşkanı da onaylıyor ve böylece hükümet kurulmuş oluyor. Fakat o birinci mecliste bizim böyle bir şey yok. Yani bakanlar vekiller yani bakan anlamında söylüyorum. Meclisin içinden tek tek seçiliyor. O arada dahiliye ...vekilinin istifası söz konusu olmuş ve meclis bir türlü bunu seçemiyor. Çünkü çoğunluk sağlanması lazım. Mustafa Kemal bu krizi bir fırsata çeviriyor açıkçası. Ve o dönemde icra vekilleri heyeti başkanı Ali Fethi Okyar var. O da istifa ediyor ve böylece hükümet gidiyor. Bunun üzerine bu bahsettiğimiz hükümet krizinden sonra... ...Mustafa Kemal devletin rejiminin belirlenmesi için... ...bir şeye giriyor, bir çalışma içine giriyor. Ve bir 20 Ocak 1921 tarihli teşkilat Esası'ye esasiye kanununda... ...bir değişiklik yapılarak Cumhuriyet'in ilan edilmesini şey. Hani o meşhur vardır ya 28 Ekim gecesi Çankaya'da arkadaşlarıyla... ...yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz şeyi bu sürecin sonucunda söylenmiştir. Anayasa değişikliği yapılıyor 29 Ekim 1923'te ve o... Teşkilat Esasiye Kanununun birinci maddesine işte Türkiye Devleti bir cumhuriyettir maddesi ekleniyor. Başka maddeler de tabii söz konusu ama en önemlisi bu. Mustafa Kemal de ilk cumhurbaşkanı olarak hemen seçiliyor. Dolayısıyla hani bizim cumhuriyetimizin kuruluşu açıkçası hem böyle bir tarihsel sürecin sonucunda oldu hem de bizim düşünce tarihimizde o eee Türklerle işte genç Osmanlılarla başlayan bu e, yönetime halkın katılması e, fikrinin doğal bir uzantısı olarak e, kurulmuştur diyebiliriz. Peki Cumhuriyetin ilanı nasıl karşılandı? E, buna yönelik tepkiler ne oldu? Şimdi tabii Cumhuriyetin dedim mi? hani cumhuriyeti kabul edenlerin sayısı ya da cumhuriyet fikrini savunanların azınlıkta olduğunu söyledim. Evet. Aydınların Şimdi Mustafa Kemal'in yol arkadaşlarına da anılarına baktığımızda, mesela Rauf Orbay, Kazım Karabekir gibi kişilere baktığımızda, bu cumhuriyet fikrine aslında çok da hani sıcak yaklaştıklarını söylememiz zor, öyle ifade edeyim. Ve 29 Ekim 1923 akşamı mecliste cumhuriyet ilan edildiği zaman, ertesi gün, hem İstanbul gazetelerinde hem de ülkenin başka yerlerinde bir takım eleştiriler yöneltildi. Mesela batıcı olduğunu yani batılılaşma fikrine sıcak yaklaşan ve onun savunuculuğunu yapan Hüseyin Cahit Yalçın vardır. Hani bizim edebiyatımızda da meşhurdur ama onu siyasi kimliğiyle biz daha çok değerlendiriyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın Ertesi gün gazetelerde ya da bir sonraki gün alkışla cumhuriyet olmaz, alkışla dua ile cumhuriyet ilan edilmez diye bir manşet atıyor. Ee, yine onun dışında Refet Bele, Atatürk'ün bunlar hep milli mücadelede yol arkadaşları, Kazım Karabekir filan bunlar da yine keza aynı şekilde cumhuriyetin ilanının aceleye getirildiğini ifade etmişlerdir. Yine İstanbul. Gazetelerinde Ebu Ziya, Tevfik gibi o dönemin işte bunlar genelde muhafazakar ve saltanatçı ekibin şeyidir. Bunlar da yine keza gazetelerinde Cumhuriyet'in ilanının zamansız olduğunu ve işte Türkiye için bambaşka fırtınalara yol açacağını ifade ettiklerini görüyoruz. Fakat bu... Olumsuzluk diyelim. Gene Mustafa Kemal'in o siyasi maharetiyle aslında kısa sürede kaldırılıyor. Mesela daha sonra e, Kazım Karabekir, işte hani biz de Cumhuriyet'in ilanına e, e, savunuyorduk Cumhuriyet'in ilanını filan ama hani zamanı değildi biçiminde. Biraz kendilerini e, ne yapacaklardır, hani o aklamaya çalışacaklardır evet. tırnak içinde ifade edim. E, şeyi bu. Fakat tabii Vahdettin'in ülkeden gidişi gibi daha önce bunlar artık hani saltanatın olmaması vesaire cumhuriyet fikrini bize biraz daha hani kolay ilanını sağladı. İşte benim üzerinde durduğum konu Mustafa Kemal'in yakın çevresini cumhuriyet fikrinde olduğu gibi açıkçası eğitmesi, İkna etmiş sanki ya biraz da ikna, ben hani iknanın ötesinde eğitme diyorum, yani onlara bir siyasal bilinç Kazanmış. aşılanması evet. ya da kazandırılması biçiminde değerlendiriyorum. Fakat ondan sonra Cumhuriyet fikri bizim toplumumuza yerleşiyor. Fakat bir şeyi unutmayalım. Şimdi Cumhuriyet aslında İslamcılar tarafından da reddedilen bir rejim değil. Belki de kaynağı odur. Çünkü İslamcılar devlet yönetiminin, Cumhuriyet mi ya da işte krallık mı vesaire gibi işte sultanlık, padişahlık ona çok şey yapmazlar, değer atfetmezler. Şimdi İslamcıların geneli e, İslami ilkelerin ya da şeriat ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı önemlidir. Yani dolayısıyla bu konuda devletin rejimi ne çok fazla takılmazlar. Örneğin, mesela İran şu an bir cumhuriyet. Hani biliyoruz ki İran'da bir Mollalar rejimi var ama Cumhuriyet mesela ya da başka bir takım yerlerde de var. Mesela hani e, en basit hani değerli izleyenlerin de e, hemen bileceği gibi mesela Suudi Arabistan ya da Körfez ülkeleri birer kraliyet. E, fakat dediğim gibi yani İslami e, ilkeleri benimseyenler için rejim çok öyle hani birinci derecede göz önüne alınacak bir şey değildir. Onlara göre şeriatın ya da İslami ilkelerin, İslam hukukunun uygulanıp uygulanmadığı önemlidir. Bu biraz da bizim toplumumuzda cumhuriyetin çok kısa sürede benimsenmesi ve kökleşmesi açısından da belki kayda değer bir değerlendirme olabilir. Peki hocam cumhuriyet projesi neyi hedeflemişti? Şimdi bizim cumhuriyetimiz aslında şöyle çok yönlü aslında çok doğru ve yerinde bir soru. Şimdi bizim cumhuriyetimiz şöyle zaten toplum son 100 yıldır yani 1800'lerden itibaren hatta geriye de götürebiliriz, bir modernleşme çabası içinde, bir çağdaşlaşma çabası içerisinde. Şimdi Cumhuriyet bu modernleşme, bu çağdaşlaşma girişimine bir radikalizm kazandırmıştır. Yani onu daha köklü, daha etraflı, daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesini savundu. Şimdi her şeyden önce bizim, ...cumhuriyetimiz önce yeni bir toplum hedeflemiştir. Bu toplum nasıldır? Bu toplum çağdaş bir toplum olacak. Layık bir toplum olacak. Kültürlü, evrensel düşünebilen bir toplum olacaktır. Bu bir. İkincisi bizim cumhuriyetimiz tebadan vatandaşa geçişi çok önemli. Çünkü vatandaşlık bütün dünyada olduğu gibi bizim cumhuriyetimizde de temel argümanlardan biridir. Çünkü cumhuriyet eşit vatandaşlığı öngörür. ...yani vatandaşın ne olursa olsun eşit olduğunu e, öngür. Hani o e, Aysun Kayacı'nın geçmişte söylediği bir söz vardı... Evet. ...yani benim oyumla çobanın, çobanın oyu, oyu. bir. Evet, Cumhuriyet e, okumuşların oyuyla çobanın oyunu eşit görür. O nedenle e, bu tabii tartışılıyor ama felsefi anlamda, teorik olarak... ...böyle bir husus olduğunu e, belirtebiliriz. Bunun için bizim Cumhuriyetimiz tabii yeni toplum, yeni insan diyoruz. Bu insan tabii ki çağdaş bir insan olacak, kültürlü bir insan olacak. Buradan bizim Cumhuriyetimiz bir de, sizin sorunuza cevap olsun diye söylüyorum, bir kültür devrimini <laughs> hedeflemiştir. Hani güncel ya biliyorsunuz bir siyasinin Cumhuriyet bizim geçmişle bağlarımızı ya da alfabe devrimi geçmişle bağlarımızı kopardığı eleştirisini tam bu noktada belki şöyle değerlendirebiliriz. Bizim Cumhuriyetimiz aslında diğer kendi çağdaşları içerisinde bu yönüyle de farklılaşmaktadır. Yani biz Yusuf Akçura o meşhur Türkçü düşünürlerden, Türkçü düşünce insanlarından Yusuf Akçura birçok izleyicimiz hatırlayacaktır. O 1926'da şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki bizim cumhuriyetimiz bir medeniyet değişimidir diyor. ...yani doğu medeniyetinden batı medeniyetine e, geçişi ifade ettiğini görüyoruz. Belki de hani e, bizim cumhuriyetimizde işte alfabe devrimi 1 Kasım e, 1928'de olan... ...onun dışında mesela o bir kültür devrimi de mesela şu hiç söylenmez... ...bizim alfabe devriminden sonra yetişkinlerin eğitilmesi... ...yani okuma yazma bilmeyen yetişkinler için millet mektepleri açıldı ABC şubeleri diye... Ve onun yıllara göre istatistikleri de var. Ee, mesela yılda 1 milyon insana okuma-yazma öğretilmesi hedeflenmiştir. Bu niye önemli? Çünkü 1928'e yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına geldiğimizde toplumda okuma-yazma bilenlerin oranı işte erkeklerde aşağı yukarı %8,5-9 civarında, hadi iyimser bir yaklaşımla %10 olsun. Ee, kadınlarda daha da aşağıda yani... O da işte yüzde dört buçuk beş civarında. Fakat biz e, ağız alışkanlığıyla dil alışkanlığı okuma yazma diyoruz. Aslında Osmanlı toplumunda ve cumhuriyetin ilk yıllarında evet okuma eylemi var ama yazma eylemi yok. Yani dolayısıyla yazma eylemini biz tek başına istatistiki bir orana vurduğumuzda o bahsettiğim erkeklerde yüzde on otomatik olarak yüzde beşe dörde iniyor. Çünkü yazma başka bir şeydir. Kadınlarda da o, bu oran yüzde ikiye filan düşüyor. Yani böyle bir toplum devralmış aslında Cumhuriyet. O yüzden e, Cumhuriyet'in en önemli hedefi tabii ki kültürlü bir toplum e, oluşturmak. Bu güzel sanatlardan açıkçası e, 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 eğitime kadar e, e, bir kültürlü toplum. Okuyan, yazan, düşünebilen bir toplum. Şimdi ben belki sanıyorum... Süremiz bitecek galiba evet. ee, öyle anlaşılıyor, işlerinizden <laughs> e, hareketlerinizden hemen toparlayacağım. Bizim cumhuriyetimiz e, bir aydınlanma devrimidir. Yani 18. yüzyılda Avrupa'da yaşanılan aydınlanma devriminin aslında cumhuriyetin ilk e, birkaç ya da hadi iyimser bir yaklaşımla e, ilk 20 yılı, ilk 25 yılında bu aydınlanma devriminin yaşanması demektir. Yani aydınlanma devrimi dediğimiz zaman yurttaşın düşünebilen bir yurttaş olması, eleştirebilen bir yurttaş olması, milli egemenlik fikrinin kökleştiği, laik açıkçası bu çok önemli. Yani bizim devrimimiz laiklik esasına da dayanıyor. Laik bir toplum ya da laik bir devlet diyebiliriz. Onun dışında mutluluk, erdem Girişimcilik e, gibi daha birçok şeyi sayabilirim. Bunlar e, bizim yani o 18. yüzyılda Avrupa'daki aydınlanma e, çağı değerlerinin cumhuriyetin ilk 15 yılında ilk 20 yılında hayata geçirilmesi e, demektir ki o dönemde e, Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştığımız zaman Türkiye'deki kalkınma oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu kalkınma sadece maddi, sanayi anlamında, ticaret anlamında değil, kültür alanında da yine keza aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Evet hocam programımızın sonuna gelirken ben son sorumu da sizlere Lütfen. aktarmak istiyorum. Bugün e, çağdaşlığı ile, modernliği ile ve pek çok farklı yönüyle e, Cumhuriyet şehri olarak bilinen eski Eskişehir'de e, Cumhuriyet nasıl karşılandı ve özellikle devrimlere karşı eski şehirlerin tavrı ne oldu? Kısaca sizden e, alalım bunu. Ne bundan. kadar var süre olarak? E, ben ona göre biraz hani Karadeniz'e açılacağım çünkü. Yaklaşık 3-4 dakikamız Öyle var mi? hocam. Tamam. Evet. Şimdi Eskişehir tabii çok özel bir kent. Öyle söyleyeyim. Şimdi Şimdi ben birkaç yazımda da bahsettim. Şimdi 19. yüzyılın ortalarında Eskişehir, hani Avrupalı seyyahların deyimiyle bakımsız, küçük bir kasaba görünümde. Şimdi bu Eskişehir'in bu fotoğrafı 19. yüzyılın sonunda üç önemli gelişme ile değişiyor. Birincisi hepimizin bildiği ki Eskişehir'in en önemli özelliğidir. Kırım, Kafkasya ve Rumeli'den yapılan göçlerle buranın yapısının değişmesi İkincisi demir yolu'nun bu bahsettiğimiz Almanların inşa ettiği ta Haydarpaşa'dan başlayıp Bağdat'a Basra'ya kadar uzanacak bir demir yolu'nun en önemli merkezi olması üçüncüsü de 19. yüzyıl boyunca lüle taşı ticaretinden bir sermaye birikiminin oluşması şimdi dolayısıyla bizim 19. yüzyılın sonuna 20. yüzyılın başına geldiğimizde Eskişehir'de bir orta sınıf var. Hatta bazı yazarlar Eskişehir için doğunun Paris'i diyorlar. Öyle bir tanımlama da var. Şimdi bu yönüyle özel bir kent dedik. Şimdi yani şunun için bu kadar hani uzattım. Eskişehir zaten diğer kentlerden daha önce batı ile bütünleşmiş. Yani batı dünyasıyla bütünleşmiş. Ve tabi Cumhuriyet'in ilanı burada büyük bir sevinçle, mutlulukla. Çünkü Eskişehir'in kültür düzeyi de o tar tarihlerde e, yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, Birkaç örnek mesela devrimler Eskişehir'de çok çabuk taraftar bulmuştur. Örneğin şapka mesela hani Cumhuriyet e, döneminde ilan edilmiş ve çokça tartışılan günümüzde de tartışılan bir e, konudur. Mesela <laughs> Mustafa Kemal'in Kastamonu'da e, İnebolu'da şapka takıp kalabalığın önüne çıkmadan önce yani o işte aşağı yukarı Eylül ayı e, falandır. Kalabalığın önüne çıkmadan ondan 4-5 ay önce Eskişehir sokaklarında şapkalı insanlara rastlarız biz o dönemin fotoğraflarına baktığımızda. Yani şapka devriminden önce Eskişehir'de özellikle öğretmenler tarafından ya da diğer bir takım e, diyelim orta sınıfa mensup insanlar tarafından şapkanın takıldığını Bunu görüyoruz. 3-4 ay önce yani öyle dikkat edin. Onun dışında tabii diğer devrim mesela harf devrimi Eskişehir'de müthiş bir şey bulmuştur. Bir karşılık bulmuştur ve bugün mesela o kurşunlu e, caminin yanında bir ilk mektep vardır. Orada hemen okuma yazma seferberliği yapılır yeni harflerin öğrenilmesi için. Yine Türk Ocağı o tarihlerde yetişkinlere okuma yazma öğretilmesi için bir hummalı çalışma içine girer. Yine Sivrisar Caddesi bugünkü Sivrisar Caddesi'nde keza yine aynı e, şekilde. Yani özetle Eskişehir'in bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, Cumhuriyet'in hem projesine, amacına ve hedefine sahip çıktığını görüyoruz. Mesela 1933 yılında Akşam Gazetesi şöyle bir yazı kalem alıyor. Bir iki cümle söyleyeceğim. Akşam Gazetesi diyor ki Eskişehir'de çok hummalı bir faaliyet vardır diyor. Buraya geldiğinizde kendinizi diyor sanki bir Avrupa şehrinde misiniz gibi hissedersiniz diyor. Bu söz sanıyorum Eskişehir'in Cumhuriyet'e ne kadar sahip çıktığını bize gösteriyor. Ve bugün de hala Avrupa şehri gibi deniyor Mütten şehrimiz mi? için. Peki hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu arada Cumhuriyetimizin 99. yaşı tekrar kutlu olsun. Bizim yurttaşlarımıza Cumhuriyet'le kalmalarını Cumhuriyetten ayrılmamalarını özellikle belirtmek isterim. Çok sağ olun hocam. Evet değerli izleyenler bugün programımızda tıpkı programımızın adı gibi e, Cumhuriyet'in nasıl doğduğunu ve nasıl da geliştiğini bu fikri e, sevgili hocamız kıymetli bilgilerini bizlere aktardı ve bu fikri e, nasıl doğduğunu bizlere anlattı. E, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir kez daha tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyete ilelebet sahip çıkalım diyelim. Mutlu günler değerli izleyenler. Thank you.